Merhaba yine arkadaşlar, ben Doktor İlker Bayk. Kanalım Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Sizlere Kuşadası'ndan sıcak bir yaz gününden sesleniyorum. Yaklaşık 36-37 derece güneş altında bir sıcaklık var. Ben de görmüş olduğunuz gibi bir zeytin ağacının gölgeliğinde kendime yer buldum. Ve sizlere Bayk'i elektrikli dönüşüm kitiyle dönüştürmüş olduğum 95.995 model Bisan bisikletimi tanıtacağım. Daha evvel de sizlere bunlarla ilgili, bu bisikletle ilgili videolar çekmiştim. Ancak bugün sizlere bahsedeceğim birkaç farklı bilgi de olacak. Hem de Bayk'in base paketinin, yani 5.2 amperlik bataryasının sizlerle menzil testini de gerçekleştiriyor olacağız. İsterseniz size kısaca bisikletimi bir tanıtayım. Evet arkadaşlar, bu henüz lise çağlarında 1995 senesinde edinmiş olduğum Bisan'ın bir bisikleti. Bir süre hiç binmedim, bekledi. Ondan sonra tekrardan jantlarını değiştirdim, vites sistemini değiştirdim. Ve en sonunda da ön janta Bayk'i motorunun eklenmesiyle beraber tekrardan ayağa kalkmış bir bisiklet. Bayk'i sistemi arkadaşlar basit bir sistem. Bir braketleri var, bir sökülüp takılabilir bataryaları var. Bu bataryanın güzel de bir, gördüğünüz gibi kumaştan kılıfı var. Yağmur yağdığı zaman onu önlemek için de bunun üzerine de bir kılıf var. Ayrıca şu braketin üzerine de bir yağmurluk kılıfı veriyorlar. Çünkü bisikletle kaldığı yerde ıslanabilir diye. Böyle koruyucularla beraber geliyor. Bunun bir el gazı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu batarya seviyelerini gösteriyor sadece. Harcadığı enerji miktarını değil. Ve arkadaşlar, buradan bataryadan da şöyle motora giden bir kablomuz var. Ben burada kabloları fazlalığını topladım çirkin durmasın diye. Sadece buradan gelen bu kabloyla birleştiriliyor. Ve sizin yapmanız gereken, zaten buraya kadar araştırma olarak gelmişseniz muhtemelen ilk izlediğiniz videoda bu video değildir. Bayk'in kendi sitesinin de videolarına bakmışsınızdır. Jantı lastiğe geçirmek, lastiği janta geçirmek ve daha sonra bunu ön maşaya takmaktan ve sıkmaktan ibaret. Zor bir işlem değil. Gayet kolay. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir işlem. Ön maşanız biraz kaliteli, sağlam bir maşa olursa daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz gücü buradan uyguluyor. Ve işte motorun da maşaya tutunduğu yer aslında şurası. Bunu güzel sıkmak, güzel monte etmek lazım. Bu sizin kendinizin yapabileceği bir şey. Eğer yapamam derseniz de bisiklet işlerinden anlayan, çok da ustalık gerektirmeyen bir bisiklet tamircisine de götürdüğünüz zaman bunu tamir edip yapabilir. Bir de neler var? Bu Bayk'i dönüşüm kitlerini direkt dönüştüren bisikletçiler başladı. Bisiklet satıcıları başladı. Bostancı'da bisiklet hane var arkadaşlar. Bostancı'ya bisikletinizi götürdüğünüz zaman veya yeni bir bisiklet alıp orada elektrikliye çevirmek istediğiniz zaman kolayca yaptırabilirsiniz. Bir de İzmir'de Bayraklı'da Körfez bisiklet diye bir bisiklet bayisi de bu işlerle ilgileniyor. İzmir ve İstanbul bu konuda şanslı. Direkt orada bisikletinizi Bayk'e dönüştürebiliyorsunuz. Ve dönüştürdükten sonra ne oluyor? Artık siz de ulaşımda ehliyetsiz bir şekilde bir yerden bir yere giderken, özellikle de yokuşları tırmanırken fazla efor sarf etmeden bir yolculuk gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Belki de binemediğiniz, kenarda beklemiş olan bisikletiniz değerlenmiş oluyor. Kendi bildiğiniz bisiklet oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela Çin malı bir bisiklet aldığınız zaman bununla ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu ise şu an benim bilmiş olduğum bir bisiklet. Yani jantının da kalitesini biliyorum, vitesinin de kalitesini biliyorum. Ve ön jant motoru kullanarak arkadaşlar aslında herhangi aktarıcı organlarda, yani rublesinde, vites sayısında, öndeki ayna koldaki dişli sayılarında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmıyorum. Önde 3 tane yaprak var. İşte arkada 8'li bir vites. Bunların herhangi bir sökmesi, takması yok. Yolda mesela bataryam bitti diyelim. Gene 24 vitesli bir bisikletim var. Ben bunu bataryasız da kullanabilirim. Ayrıca arkadaşlar bu Bayk'i sistemi size çok bir yük de getirmiyor. Şimdi bu küçük bir batarya 5.2, yani 187.2 veya diyelim ki 180 watt saatlik bir batarya. Gücü bu. Ama kilosu da az.
1,2 kilo. Yani gidona bir çanta taktığınızı ve 1 kilo elma aldığınızı evinize götürdüğünüzü düşünün. Bunun buradaki yapacağı ağırlık bu. Sepetli bisikletleri hepiniz kullanmışsınızdır küçüklüğünüzde falan. O buna taktığınız bir sepet, işte içinde de 1 kilo elma varmış gibi düşünebilirsiniz. Motorun ağırlığı da arkadaşlar 2-2,5 kilo ağırlığında. Yani çok fazla da siz bisikletinizi aslında ağırlaştırmadan rahatça elektrikliye çevirmiş oluyorsunuz. Bike'deki arkadaşlar da genç arkadaşlar, istekli, motive, elektrikli bisikletin yaygınlaşması için uğraşan insanlar. Onlar da arkadaşlar ne zaman ben konuşsam pratikliği vurguluyorlar. Aslında bu sistemi daha da detaylandırabilirler. İşte buraya bir gösterge gelebilir. Ondan sonra pedal asistan sensörü takılabilir. Siz pedal çevirdiğinizde de devreye girsin diye falan. Ama bunlar işi, montajı gittikçe zorlaştırıyor. O zaman başka kabloların da çekilmesi lazım falan. Belki başka sensörlerin takılması lazım. Bluetooth bağlantıları lazım olabilir. Çeşitli şeyler olabilir. Bu işi biraz pratikliğini uzaklaştırıyor ve basitliğini uzaklaştırıyor. Aslında bisiklete binenlerin minimalist olması lazım. Böyle yaklaşmamız lazım. Yani biz bu bisikleti hep elektrikle gideceğimizi düşünmeyeceğiz. O zaman bu 5,2'den siz belki de 15,2 amper kadar menzil elde edeceksiniz. 5,2 değil de yani 3 katı kadar menzil elde edeceksiniz. Nasıl olacak bu? El gazına sürekli basmayacaksınız. Yokuşlarda, zorlandığınız yerlerde, hafif eğimli yerlerde bastığınız zaman diğer yolu da bisikletiniz çok ağırlaşmadığı için ve kendi vites sisteminde kullandığı için kendi gücünüzle gittiğiniz için aslında bir bakacaksınız ki bu 5,2 batarya size işte 50 kilometre falan 70 olacak. Bazı yorumlarda okuyorum. Bana diyorlar ki hocam sen o bataryayı çabuk bitiriyorsun. Ben 80 kilometre tur yaptım. Tamam, 80 kilometre tur yaptın. Aslında sen onu kendin yaptın. Fazla elektrik gücüne ihtiyacın olmadı. Sadece zorlandığın yerlerde kullandın ve tasarruflu kullandın. Yani fazla terlemedin, işkence çekmedin ama yapmak istediğin turun keyfini de edindin. Burada araya giriyoruz. Evet, kayınpederimin evinin önü burası. Gördüğünüz gibi bahçesi var. Bahçede birçok sebze meyve yetişiyor. Salatalık, domates, patlıcan, her şey var. Bakın arkadaşlar, Allah'ın işine şurada da bir de kabak var. Tatlı kabak arkadaşlar. Çıkmış buranın üzerine kadar yetişmiş. Bunu da sizlere göstermek istedim. Baba merhaba. Bakın şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Jantın geçmiş olduğu yerde bir bağlantı yeri var. Bu da römork taşıyıcısının bağlantısı. Arkada isterseniz çöp taşıyabilirsiniz, çocuğunuzu taşıyabilirsiniz bir römork bağlayarak. Elektrikli motor size düz yollarda da bu taşımayı gerçekleştirmeniz için yardımcı olacaktır. Bununla ilgili de videolarım var. Yenilerini de çekeceğim zaten sizlere. İsterseniz şimdi Davutlar Güzelçamlı arasında bir tur gerçekleştirelim. Bakalım bataryamız nerede son bulacak? Şimdi burada bataryanın bitmesiyle de ilgili aslında arkadaşlar önümüzde bir yokuş, bir engel yoksa da, dik bir engel yoksa da, oraları da açtıysak aslında çok büyük bir sorun yok. Çünkü bisikletimizi kendi gücümüzle de, kendi vites sistemimize de götürebiliyoruz. En büyük aslında keyif burada. Eğer mesela pedal göbeği destekli bir motor seçmiş olsaydınız orada önde tek yaprak oluyor ve bisikletiniz birden 8 vitesli sisteme geliyor ve bir yokuşla karşılaştığınız zaman zorlanabiliyorsunuz. Onun için ön jant ve arka jantın böyle faydaları var. Ön jantın ayrıca dediğim gibi hem montaj kolaylığı var hem de aktarıcı sistemler üzerinde herhangi bir erken yorulma, yıpranma oluşturmaması nedeniyle de tercih edilebilir. 250 wattlıklarında ben kendimce yeterli olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşlar yetmediğini söyleyenler de olabilir. Onların da düşüncelerine tabii ki saygı gösteriyorum. Kendi bisikletinizi demin de demiş olduğum gibi elektrikli bisiklete çevirdiğiniz zaman yok freninden ses geldi, yok vitesi geçerken sorun yaşadım, yok jantı yamuldu gibi en azından sıkıntıların olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ne bileyim, bir şey aldığınız zaman ucuz fiyatlı bir elektrikli bisiklet aldığınız zaman aslında o maliyeti sizi uğraştırarak çıkarmış oluyor sizden acısını. Daha fazla şeylerini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin çoğunda bir mekanik disk fren var. Mekanik disk frenin yarattığı sorunlarla uğraşmanız gerekiyor. İşte yok monitöründe arıza olabiliyor. Yok gidonunda boşluk olabiliyor. Yani burada satın alınan şey aslında
hem bir motor sistemi, batarya, monitör, hem de bir bisiklet. Bisiklet tarafı tabii işin zayıf kalıyor. Eğer kendi motor ve bataryasında da sıkıntılar yaşanırsa kire çekmiş oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu sahil yolunda hiç el gazına basmama gerek kalmadan gidebiliyorum. Ha, el gazına da bastığınız zaman bayağı hızlı bir şekilde 25 km hıza kadar destek sunuyor. Bu yolu daha hızlı kat etmiş oluyorsunuz. Hız nerede önemli olabilir? Tabii ki işe giderken, okula giderken yetişmeniz gereken bir yer varsa faydalı olabilir bu hız. Mesela her gün gitmeniz gereken 15 kilometrelik, 10 kilometrelik bir yol var diyelim. Onu bu bisikletle daha kısa sürede kat edeceksinizdir. Eğer 25 kilometre hızlarda giderseniz. Evet, buradan geçmiş olduk. Sevgi plajının yanından geçiyorum. Strava açık telefonda, Strava uygulaması. Sizler de kurabilirsiniz. 17 kilometre hızla ilerlemekteyim. 2,5 kilometre yaklaşık yol almışım. Şimdi bu elektrikli bisiklet şart mı? Bunun arkadaşlar çıkış mantığına bakalım. Günlük yaşadığınız alanı kilometre kare olarak düşündüğünüz zaman çoğumuz aslında 10 kilometre kare içerisinde veya 5 kilometre kare içerisinde hareket ediyoruz. Çoğumuz ev, iş arası veya okul arası ulaşımımız kısıtlı. Mesela 20'ye çıktığınız, 30'a çıktığınız, 40 kilometre karelere çıktığınız, 50 kilometre karelere çıktığınız zaman bu kadar hareket insan sayısı azalıyor. Tabii ki diyebilirsiniz. Arkadaş ben her gün 100 kilometre gidip 100 kilometre geliyorum veya İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidiyorum. Ankara'nın içine şu kadar yoluma. Tamam ama aslında çoğunluk bu mikro mobilite araçlarını kullanacak kadar kısa mesafelerde hareket ediyor. Ancak bu hareketi de yorulmamak adına, terlememek adına veya işte ne bileyim kıyafet değiştiremem, üstüm kirlenir gibi nedenlerle arabayla yapmak veya toplu taşımayla yapmak durumunda kalıyor. Toplu taşımada aşırı bir yüklenme oluyor. Sıkış tıkışlık oluyor. Değil mi? Ezilme, kakılma biraz insanlık onurunu böyle sanki yok sayan, sanki bir kabinin içine tıka basa doldurulmuş şekilde yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Hepimiz yaşadık bunları. İtilip kakılmalar, bağırışlar, çağırışlar. Araba deseniz arabanın ayrı bir trafiği ve ayrı bir masrafı var. Oysa ki gideceğiniz yer 10 kilometre ve belki de kestirme yollar da var. Bunu işte bu bisikletlerle sağlayabiliyorsunuz. Elektrikli bisikletlerle. Bunun çıkış mantığı bu. Yani neden ben bir normal bisiklet önermiyorum da elektrikli bisiklet öneriyorum? Şimdi burada işinizin biraz zamana bağlı olması önemli. Sizin az yorulmanız ve terlememeniz önemli. Bu ulaşım amaçlı bir taşıt. Aynı zamanda siz bunu arkadaşlar turlarınızda, hobi olarak bindiğiniz bisiklet sürüşlerinde de menzilinizi uzatıcı ve yolunuzu rahatlatıcı bir ürün olarak da kullanabilirsiniz. Mesela çıkacağınız rotada 2 tane 3 tane dik yokuş vardır ve siz oralarda tükeniyorsunuzdur ve arkadaşlarınızın gerisinde kalıyorsunuzdur. Ne yapabilirsiniz? Orada elektrik motorunun desteğini alırsınız. El gazına basarsınız. Desteği alırsınız. Oraları rahatça çıktıktan sonra arkadaşlarınızla tura mesela devam edersiniz. Bunlar bu elektrikli bisikletlerin sizlere yardımcı olduğu ve memnuniyet verdiği güzel konular. BİM'de satılan 7000 liralık bir bisiklet vardı. 2 ay kadar önce oldu tahminim. O bisikletle ilgili çekmiş olduğum video arkadaşlar 60 bine yakın takipçi tarafından, izleyen tarafından seyredildi. En çok izlenen videom oldu. Bunda hem bu bisikletin bir markette satılması hem de tabii ki fiyatı etkili oldu. Örneğin daha yüksek maliyetli bir
bisikleti tanıttığımda ilk haftalar çok az izleyen oluyor. Belli bir rakamın üzerine de geçirmiyor. Bike dönüşüm kitinin de arkadaşlar fiyatları aslında tam da bu bisikletlerle aynı. 7000 lira bir fiyatı var. Bu base paket denilen 5.2 amper bataryalık paketin fiyatı 7000 lira civarında. Bir tane daha batarya alabilirsiniz. Bunu taşıması kolay olabilir. Sırt çantanıza atabilirsiniz mesela. Daha uzun bir rotada kullanmak istiyorsanız. Öyle olunca da bir indirim uygulamış. Bike yaklaşık 9400 liraya geliyor. Siyah bir jant gümüş telleriyle birlikte geliyor. Motor hazır olarak takılmış, güzel ambalajlanmış bir şekilde geliyor. Lastiği sökmeniz için levyeler göndermişler. Siz diğer lastiği söküp bunu takıyorsunuz. Ben aynı zamanda lastik için patlak önleyici bir sıvı da kullanıyorum. Çünkü neden? Bunu şimdi İngiliz anahtarıyla takmanız gerekiyor ya ön janta. O anahtarı da yanınızda taşımanız gerekiyor ki yolda patlarsa çıkartmak için, tekeri sökmek için. Eğer böyle bir patlak önleyici kullanırsanız, jantın içine veya sıvılı lastikler var, iç lastikler. Öyle bir iç lastik kullanırsanız tekerinizde patlamayacaktır. Şimdi böyle tarla tavan işlerinin böyle çok olduğu bir dönem, işte bu pıtrak veya çoban kaldıranlar falan tarlaların yanında, bahçelerin yanında çok oluyor ve lastiklerin içine girebiliyor. Yollarda da özellikle kamyon tekerlerinin telleri var arkadaşlar. Parçalanıyor, tekerler içinden teller çıkıyor. O teller lastiklere ince ince giriyor. Bu en azından sizi buna karşı koruyor. 5. kilometredeyiz. Base paketin sözde menzil testini yapıyoruz. Buna sözde dememin nedeni, bu menzil testleri arkadaşlar yoldaki yükselişe, ondan sonra sürücünün pedal basış gücüne, ondan sonra sürücünün ağırlığına, rüzgara ve bisikletin kendi ağırlığına ve kadrosunun geometrisine göre değişebiliyor. Yani bunu değiştiren çok neden var. Ve şuna bir de felsefi bakış açısı getirmek istiyorum. Bakın şu an ben belki de el gazlı bir dönüşüm kiti kullanarak, yani pedal asistan sensörü olmayan veya pedal asistan sensörü olsa bile devre dışı olduğunu düşünün, kapattığımızı düşünün. Bir elektrikli dönüşüm kitinin menzil testini yaparak, aslında bu dönüşüm kitinin değil de kendimin menzil testini yapıyorum. Bunu böyle de düşünebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlar yazıyorlar. İşte sizin 80 kilometrede bitirdiğiniz bataryayı ben 130 kilometrede bitiriyorum. Veya benim 80'de bitirdiğim bataryayı ben 40 kilometrede bitiriyorum. Daha az mesafe gidebilmiş. Bunlar aslında arkadaşlar o bataryanın değil, bizlerin menzilini, performansını veya bizlerin bisiklete bindiği yol durumunun şartlarını gösteriyor. Onun için bu videoda sizlere diğer videodan farklı olmak üzere yaptığımızın kendi menzilimizi ölçmek olduğunu söylemek istedim. Her zaman size Tekirdağ yollarını gösteriyorum. Bugün de böyle bir plaj yolunda çekim yapıyorum. Yaklaşık da 10 kilometre kadar bisiklet yolu var burada. Şimdi bu menzille ilgili, dün mesela işe gider gelirken de bu bisikletle gittim geldim. İşte hava sıcaktı, kot pantolon, sırtımda işte bilgisayar çantası falan vardı. Yükselişim de 500 metre civarındaydı. 20 kilometrede ben bu bataryayı bitirdim. Çünkü hakikaten dik yükselişler vardı. 20 kilometrede 500 metre bulmak her zaman kolay değil. Ben yolu uzatıp biraz yokuşlara vurmaya çalıştım ve bataryanın dayanıp dayanmayacağını gördüm. Yokuşta arkadaşlar tüketim fazla oluyor. Neden? Bu 250 wattlık bir motor taşısa da 350 watt'a kadar enerji üretebiliyor. Zaten firmada size bunun 30 kilometre menzili var derken demek istediği, pedal desteğiyle 125 watt enerji harcayarak verdiğimiz değerdir diye de altına yazıyor. Yani 125 motordan alın, 125'te siz
pedal çevirerek enerji üretin. Yaklaşık 250 wattla gidin. O zaman bir 30 kilometre gidebilirsiniz. Bataryanız işte 180 watt saatlik bir bataryadır demek istiyorlar. Yapana kadar söylemeyecektim ama size bu sürprizi eğer Milli Park'ın girişi açıksa, içeri girebilirsek hedefimiz Milli Park'a girip orada çekim gerçekleştirmek. Orada çünkü yeterli yükselişler de olacak. Orada elektrikli motor desteğini de almam gerekecek. Sizler de buna tanık olabileceksiniz. Hem de böyle bir yeşillik ağaçların arasında bu sıcağın altında pişmeden gitmiş olacağız. Bir de arkadaşlar bu bisiklete binerken denize girenleri görmek de yani biraz sinir bozucu oluyor. İnsan da hemen bir suya girip serinlemek istiyor hakikaten. Dili damağına yapışıyor. Yine Sabahattin Ali'nin heykelinin yanından geçiyoruz. Çok seviyorum buradan geçmeyi bisiklete binerken. Ve güzel Çamlı'nın sonundan Milli Park'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Bike yetkilileriyle arkadaşlar kısa süre önce bir görüşmem oldu. Mesela bisikletiniz düşüyor ve braket kırılabiliyor. Kazanın şiddetine bağlı olarak böyle şeyler de oluyor. Ve onlar da bu braket için hem onarım sağlayabiliyorlar hem de yedek parça gönderiyorlar. Ayrıca arkadaşlar bu yılın üretimlerinde braketlerin daha da sağlamlaştırıldığını belirttiler. Eskiye göre daha sağlam braketler üretebildiklerini de söylediler. Bunları da size iletmek isterim. Bataryalarda arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede lityum iyon piller kullanılıyor. Genelde bu elektrikli bisiklet piyasasında. Bu piller de 600 ile 1000 arasında dolum sağlıyor. Kışın bunları çok boş bırakmamak lazım. %60-70 dollukta bırakmak lazım. Yani 1-2 ayda bir şarj etmekte fayda var. Ve diyelim ki 5 yıl boyunca da işte sizin işinizi gördüler. Biraz performansta azalma olsa bile. 5 yıl sonunda ne yapacağız bunu? Bunları yine elektrikli bisikletçilere arkadaşlar geri gönderiyoruz. Onlar bu batarya kutusundaki pilleri yeniliyorlar. Eski pilleri de geri dönüşüme gönderiyorlar. Benim Bike ile yapmış olduğum görüşme bu. Geri dönüşüm ne olacak? Hani bu bataryalar daha sonra çevreyi kirletiyor mu diye. Çeşitli geri dönüşüm firmaları var. Gittikçe de herhalde bu firmalarda artış olacak. Çünkü dünyada bu pillere yönelim, bataryalara yönelim artmakta. Geri dönüşümle bunları bertaraf etmeye, içindeki faydalı metalleri tekrardan kullanmaya çalışıyorlar. Evet, giriş yapabileceğiz gibi duruyor. Herhangi bir uyarı yok çünkü. Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giriş yaptık. G'ye giriş ücreti 13 lira olmuş. HGS'si olan arabalar da direkt geçiyorlar. Daha sonra HGS'den düşüyor. Bu Yarımada'da yürüyüş parkurları var. Denize girmek için 4 tane koy var arkadaşlar. Çok güzel bir milli parkımız. Temizliğine de özen gösteriliyor buranın. Tam Rumların Samos, bizimse Sisam Adası dediğimiz adanın karşısında yer alıyor. Hatta bir kısmı da sivil geçişlere kapalı. O kadar yakın ki burası Sisam Adası'na, burnumuzun dibinde bir ada. Zaten feribotla da galiba 45 dakikada 1 saat içerisinde feribot oraya gidebiliyor. Ama maalesef bu adada diğer yanı başımızdaki adalar gibi, mesela Midilli Adası gibi, o zamanlarki konjektürel durum nedeniyle İtalyanlar tarafından Yunanistan'a bırakılmış. Evet, aşağıda büyük bir plaj var şu an. Büyük ihtimalle aydınlık koydur orası. Göstereyim isterseniz size şuradan. Çok güzel kalabalık var çünkü. Ortamda güzel aşağıda. Evet. Burası buranın kumsal olan koyu arkadaşlar. Diğer koylar daha çok
küçük taşlardan oluşuyor. Orada mesela böyle bir deniz ayakkabısı falan giyseniz ayağınıza taşlar batmayacak, daha rahat edeceksiniz. Ama burası kumsal olduğu için özellikle çocuklu aileler tarafından böyle sevilen bir yer, bayağı da uzunca bir koy arkadaşlar. Biz yerin adı arkadaşlar içmelermiş. Demek ki aydınlık bir sonraki olabilir. Bakın şu an el gazım basılı gözüküyordur isterseniz. Şuradan bakın. Evet. Strava'da 18,5 kilometre hızım olduğunu söylüyor. Şimdi bayağı değil de hafif bir eğim var. O eğimi de rahatlıkla çıkıyoruz. Ha, şu an mesela buralar böyle %6'larda bir eğim. Yani şu an düz yolda pedal çevirdiğime göre daha kolay gidiyorum. O kadar az enerji harcıyorum. Bakın. Bunu zaten burada test edebilmek için çıktık. Bir de bakın hiç basmadan çıkayım. Evet. Şimdi zorlamaya başladı. Ama çıkamıyor da değilim. Zaten şu an kaçıncı vitesliyim? 7. vitesliyim. Ayna kol küçük de. Bakın yine çıkabiliyorum. Ama elektrik aldığım zaman şöyle hafif bir ön motordan bir motor sesi geliyor. Ben bu sesi seviyorum arkadaşlar. Tamamen sessiz olmasındansa böyle bir ses olmasını yeğlerim. Bakın çok rahat gidiyorum. Hatta vitesi de arttırayım şimdi. Evet. Ayna kolun orta yaprağını aldım. Şu an birden 14'e çıkmış olduk. Hızımızı söyleyeyim size Strava'dan. Evet, 26-28 kilometre hızlara çıktım. Artık desteği kesti. Şu an kendi hızımla gidiyorum. Burada hangi bisiklete takacağınız, hangi amaçla kullanacağınız çok önemli. Tüm elektrikli dönüşüm kitleri için bu böyle. Buradaki amaç, unutmayın, sizin elinizdeki bisikleti değerlendirmek veya mevcut piyasada satılan düşük kalite bisikletlerden daha kaliteli bir elektrikli bisikleti daha uygun bir fiyata oluşturmak. Ben de biliyorum ki 5,2 amper kapasite olarak düşük. Ama arkadaşlar ağırlığı da düşünün. Bu 1,2 kilo yaklaşık, yani bu set size 4-4,5 kiloluk bir ağırlık verecek bisikletinize ve elektriğiniz, bataryanız bittiği zaman bile siz bisikletinizi hareket ettirebileceksiniz. Arkadaşlar benim bisikletim görmüş olduğunuz gibi 26 jant. Sizler de bike'i tercih ederseniz eğer jantınızın ebatını söylüyorsunuz. 26 mı, 28 mi, 27,5 mu, 20 inç mi? Bunu söylüyorsunuz. Bir de ön maşada jantın oturduğu aralığı ölçmeniz gerekiyor. Bu da genelde standart oluyor arkadaşlar. 100 mm, 85 mm veya 74 mm oluyor. Bu 3 ölçüden birini söylüyorsunuz. Ona uygun size motoru janta geçirilmiş bir şekilde jantı gönderiyorlar. Sadece sizin onu takmanız, yapmanız gereken tek iş arkadaşlar. Dediğim gibi de bunu direkt İşte Bostancı'da, İstanbul'da bisiklethane yapıyor. İzmir'de de Bayraklı'da Körfez Bisiklet gerçekleştiriyor. Özellikle katlanır bisikleti olanlar ve katlanır bisikletlerin 20 inç olması nedeniyle yokuşlarda zorlanan arkadaşlar varsa bu kit tam onlara göre. Hem bisikletlerini fazla ağırlaştırmaz. Zaten bu insanlar genelde düz yerlerde biniyorlar katlanır bisikletleriyle. Ulaşım amaçlı veya hobi amaçlı kullanıyorlar. Onların gidonuna da çok güzel oluyor bu sistem. Ve mesela şöyle sıkıntılar yaşayanlar oluyor. Ben hep yorumlarda okuyorum. İşte iki tane dik yokuş aşmam gerekiyor veya dönüşte iki tane dik yokuşum var. Yoksa ben sahilde bisiklet sürmeyi çok seviyorum veya işte
Şurada bir piknik alanı var, oraya ormana gitmek istiyorum ama işte o yokuşları aşamadığım için gidemiyorum. İşte bu durumdaki insanlar bu ürünü tercih edebilir. 20 inçlik bisikletler içinde, şehir bisikletleri içinde uygun. Bazı kişiler MTB'lerine koyuyorlar. Aydınlık koyu burasıymış, onun yanından geçiyoruz. MTB'lerinin yanına, önüne takabiliyorlar. Tabii MTB'lere taktığınız zaman arkadaşlar da bunu pek arazi şartlarında hani böyle çok çok da büyük taşlı bozuk yollarda kullanmanızı önermem. Neden? Çünkü gidonunuzun önünde bir ağırlık olduğu zaman bu sizi o tip yollarda biraz dengesizleştirebilir. Ayrıca bir de bunun sallanması da sizi görüntü olarak rahatsız edebilir, tedirgin edebilir. Onun için çok çok bozuk yollarda da kullanılmasına gerek yok. Ama MTB biliyorsunuz Türkiye'de zaten yollar bozuk olduğu için çok tercih edilen bir bisiklet türü. Şu yol bile arkadaşlar aslında bozuk. Maşamın amortisörleri biraz sönümlüyor Allah'tan. Bir de çelik bir bisiklet olduğu için o kadar rahatsız değilim. Çelik kadrolarında böyle iyi yanları oluyor. Emektar bir bisiklet, 27 yıllık bir bisiklet. Bayağı bir Türkiye'de yer gezdi. Şu anda da gördüğünüz gibi Milli Park'ta Kuşadası'nda turluyorum bu bisikletle. Sakarya'yı falan gördü. Zorunlu hizmette Adana, Ankara'yı gördü. Edirne'yi gördü. Bayağı gezdiği yerler var bu bisikletinde. Yolculukları da hep tırmanış olarak düşünmeyin. Böyle güzel inişler de oluyor. Tabii her inişinde bir çıkışı da oluyor. Mutlaka burayı dönüşe de çıkmak durumunda kalacağız ama inişin keyfini çıkarmak en iyisi. Sol tarafta bir aynam var. Sol LG'me takılı. Oradan arkadan gelen arabaları da görebiliyorum. Bu sol aynaları size de öneririm arkadaşlar. Sağa gerek yok ama sol ayna çok faydalı oluyor. Çelikli bisikletleri özellikle diz eklemlerinde rahatsızlık yaşayanlar, biraz fazla kilosu olanlar ve yeniden spora dönmek isteyip sağlığına kavuşmak isteyenler de tercih edebilirler. Bir soru var bunlarla ilgili, genelde soruluyor. Jantın, ön jantta motorun olması acaba kalkış esnasında veya yokuşlarda patinaj çekmeye sebebiyet veriyor mu diye. Burada sizin lastik kaliteniz önemli. Ben iyi bir lastik kullanıyorum. Bu tekerleğin kendi lastiğini değiştirdim. İyi bir lastik taktım. Bunda asla kayma olmuyor. Gerçekten iyi watt veriyor aslında. 350 watt veriyor ama herhangi bir ön tekerde kayma olmadı. Ama böyle tabii dişleri artık aşınmış bir lastik falan kullanırsanız onlar özellikle toprak yollarda belki kayma yapılabilir. Ama yapabilir. Ama bu tabii ki ön jant motorlarını kötü göstermek için yeterli bir delil değil. Bence gene de yani 250 watt tercih edilecekse ön jant motorları en iyileri takım takması da kolay olması nedeniyle herkes rubleyi sökemeyebilir. Ruble uyumsuzluğu olabilir, 9 vitesli olabilir bisiklet, arka ruble 10 çarklı olabilir, 10-30 vitesli olabilir mesela, 20 vitesli olabilir. Onlar da arkaya motor takılırken zorlanılıyor. Önde sizin vites sisteminizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bisikletiniz V-fren de olabilir, mekanik disk de olabilir. Ondan sonra hidrolik disk de olabilir. Diskler altı vidalı ise eğer bu jant motoruna takılabiliyor, bu jantlara takılabiliyor arkadaşlar. İsterseniz bir diski kendiniz temin edebilirsiniz veya önceki janttan sökebilirsiniz veya Bayki'den de bu diski rotoru alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın dik bir yokuşa geldik. Şimdi tekrardan burayı tırmanmaya çalışıyoruz. Kaçıncı kilometredeyiz diye sorarsanız 16. kilometrelere gelmişiz. Gördüğünüz gibi buraları tırmanmak biraz zor olacaktı. Ama motorun verdiği destekle çok rahat bir şekilde tırmanıyoruz. Yani bunun tabii ki keyfini de çıkartmak isteyebilirsiniz. Sağlığınız yerindeyse, gençliğiniz yerindeyse ben burayı zaten normal bisikletle de çıkıyorum diyebilirsiniz. Ama keyif meselesi.
Bununla biraz daha hızlı çıkmış oluyorsunuz. Daha az yorularak çıkmış oluyorsunuz. Belki de daha uzun yollar yapabilme imkanımız oluyor. Hiç pedal çevirmeden de çıkıyor arkadaşlar. Bu eğim çünkü o kadar yüksek bir eğim değil. Olsun olsun %3-4 olsun. Gördüğünüz gibi hiç pedal çevirmesem de sadece el gazına basarak da çıkıyorum. Çıkış hızımı da söyleyeyim size. Hem de iyi çıkıyorum. 25 kilometre 23 gösteriyor. GPS biraz arada yanlış değerler veriyor herhalde. Şu an çünkü 30 kilometre hızlar falan yazıyor ama o kadar yüksek gideceğini sanmıyorum. Ancak benim böyle bir durum var arkadaşlar. Benim bike'i biraz 25'ten fazla destek veriyor. Yani belki bu 26 jantın da etkisi var. Yani genelde kol saatim 27-28 kilometre hızlarda ölçebiliyor. Bilemiyorum doğru mu? Bike ile giderken bu hızlara çıktığım oluyor. Tekrardan bir tırmanış gördüğünüz gibi. Hala bataryamın 3 ışığı da yanıyor. Bataryanın dolu olduğunu gösteriyor. Aslında arkadaşlar buraya kadar olan bütün tırmanışlarda açtım. Bize Strava bugünkü toplam yükselişimizi de verecektir. Onu da ver. Açıklamalar kısmına yazarım toplam kaç kilometre yol aldığımızı. İsterseniz rotayı bile koyarım. Ne kadar yükseldiğimizi, ortalama hızımızı falan da oradan görebilirsiniz. Evet, şimdi yeşil ışık söndü. Sadece kırmızı ve sarı ışık yanıyor. Buradan da bataryanın durumu hakkında 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibi oluyoruz. Çevremde de arkadaşlar Süleyman Bey var. Yani öz abim olsaydı da bu kadar sevebileceğim bir insan diyebilirim kendisi için. 50 yaşların üzerinde, genel cerrahlıkla uğraşıyor Kırklareli ilinde. Bir de bir dönüm kadar bir tarlası var. İşte orayı suluyor falan, ekiyor, biçiyor. Orayla da uğraşıyor. Hem evden hastanesine hem de o tarlaya git gel günlük 35 kilometre 40 kilometre kadar bir yolu var. O da bunu gene bu bike'inin 5.2'lik bataryasıyla gerçekleştiriyor. Zaten düz yerlerde kendi bisikletle kaplanır bir bisiklet gücüyle gidebiliyor. Ama 2-3 tane yokuş varmış o tarlaya gidene kadar. O bahçe diyelim daha doğrusu. Oralarda bundan faydalanıyor. Ne oluyor? Arabayı gereksiz yere çıkarmamış oluyor. Hem çevre kirliliğini de engellemiş oluyor hem de cebine katkısı oluyor arkadaşlar. Yani o satın aldığı bisikletinle baki kitinin parasını çıkarmış oluyor. Yani şu an günde 40 kilometre diyelim ki en az 1,5'tan yaksa şehir içinde 50-60 liralar yakacak. Evet, Sonko'ya da gelmiş olduk. Karasu'ya konuşa konuşa geldik. Bundan sonrası artık askeri bölge. Bilmiyorum nasıl aslında. Burada da güzel denize girilebilecek taşlık ama tertemiz masmavi bir koy var. Bakalım kaç kilometre oldu? 18. kilometredeyiz. Şimdi bu da aynı diğer elektrikli bisikletler gibi durunca tekrardan bataryasını bir topluyor. Tekrar 3 ışığı birden yakmış. Yani bu tam dolu değil gene. Aslında büyük ihtimalle %50 falan kalmış olabilir. Veya %60 kalabilir ama şimdi biraz durduğu için tekrardan yeşil ışıkta yanmış. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Milli Park'ın içinden tekrardan. Burunun adı da Kavaklı Burunmuş. Ben bir üçüncü koyu görmedim. Dördüncü koyda da denize girmişliğim var. Arkadaşlar bayağı kullanıyorum aslında ben bike'i. Yani tüketmeye çalışıyorum. En azından videoyu belli bir uzunlukta kesmem lazım. Tükensin diye de kullanıyorum. Şu an herhalde 20. kilometrelerdeyiz. Evet, 21. kilometreye gelmişim. 2 ışık yanıyor. Onunla devam ediyorum.
Ne dersiniz arkadaşlar, bu mikro mobilite sağlayabilecek miyiz mikro mobiliteyi? Yani biz bunu elektrikli taşıtlarla bireysel yolculuklara, en azından kısa mesafeli sürüşleri arabalardan bu işte mazot, benzin tüketen çevre kirliliğine, trafiğe, strese, kansere neden olan bu illetten kurtulabilecek miyiz bu elektrikli bisikletler sayesinde? Belli bir bilinç aşamasının oluşması gerekiyor. Belki de insanların genelinde. Ayrıca bunların, bisikletlerin yani illa elektrikli olması da gerekmiyor. Elektriksiz bisikletler de yeterli gelebilir çoğu mesafe için. Yeter ki şu araba illetinden bir kurtulalım. Özellikle tek başımıza gittiğimiz yerlerde, ailemizi götürmediğimiz veya herhangi bir yük taşımadığımız yerlerde bu arabaları kullanmazsak hem kendimiz adına hem de doğa adına büyük katkı, fayda sağlayacağız gerçekten. En kısa zamanda inşallah gerçekleşir. Türkiye'de bisiklet sahibi olan insan rakamları açıklandı. O kadar geri kalmışız ki bu konuda. Birinciyi tabii ki Konya, 170 bin insanda var. İstanbul'da o kadar nüfus olmasına rağmen çok az insanda bisiklet var ki, bu şaşırtıcı. Ankara öyle, İzmir öyle. Buralarda milyonlarca nüfusumuz var. Ama bisiklet sahibi olan insanlar maalesef 100 binler civarında, 100 bin civarında, çok az rakamlar. Onun için aslında gelişmeye de açık bir sektör. Şu an zaten bisiklet fabrikaları ürettikleri bisikletleri satmakla ilgili bir problem yaşamıyorlar benim gördüğüm. Üretilen her mal satılıyor, alıcıya ulaşıyor. O kadar geride kalmışız ki, elektrikli bisikletlerde de öyle arkadaşlar. Çok düşünmenize fırsat kalmıyor. Yani bir ürün piyasaya çıktıysa 1-2 ay içerisinde de hemen yok olmaya başlıyor. Ve işte kadro boyu falan kalmıyor. Fazla da düşünmemek gerekiyor. Bunun yanında da bir sürü elektrikli dönüşüm kiti üreten firma var. Birçok firma var arkadaşlar bu konuda. Birbirlerine üstünlükleri nedir değildir ben bilmiyorum. Ben sadece ikisiyle alışverişte bulundum. İkisini tanıyorum. İkisinden de gayet memnunum. İletişim olarak ne zaman bir soru sorsak, ne zaman bir yardıma ihtiyacımız olsa veya bir tanıdığımızın bir yardımına ihtiyacımız olsa karşılık verdiler. Ulaşım kanalları her zaman açık. Hatta çoğu bisiklet firmasından da daha çok bu bisiklet işine gönül verdiklerini hissedebiliyorsunuz. Daha çok bu bisikleti seven insanlar olduğunu hissedebiliyorsunuz. Çünkü bazı büyük firmalarda müşteriye ulaşmada sıkıntılar olabiliyor. Bazıları da gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Çeşitli bisiklet turları düzenleyerek, yarışlara sponsor olarak, çeşitli günlerde masalar, standlar kurarak gerçekten çok faydalı oluyorlar. Ama bazı firmalara da dikkat ederseniz hiç bu işlerin içerisinde göremiyoruz. Bir beyaz eşya üreticisi gibi sadece bisikleti üretip bayilere pazarlıyorlar. İşte dostlar etkinlikte görsün diye bizi bir iki etkinlikte bulunuyorlar. Bundan ziyade bunların teknik servislerini denetlemeleri lazım. Teknik servislerin sayılarını arttırmaları lazım. Kalitelerini iyileştirmeleri lazım. Yani mesela ben artık şunlardan, bu bisiklet üreticilerinden firma adı da vereyim. Arçelik'ten, Beko'dan nasıl hizmet görüyorsam aynı hizmeti bekliyorum. Bu benim hakkım. Oldukça yüksek miktarlarda paralar veriyoruz. Bir arızayla, bir sorunla karşılaştığım zaman da ben bunu kimde yaptıracağım diye düşünmemeliyim. Bunların sayısının artması gerekir. Hatta randevulu çalışırlar. Diyebilirler ki bugün bırakın, yarın şu saatte alabilirsiniz falan gibi. Ama hala eski sistem devam ediyor. Türkiye'de yetişmiş adam az, sayısı da az bu konuda. Gerçekten bisiklet tamirciliği özellikle şu an yaz aylarında Türkiye'de iyi bir iş. Ama işten anlayan biriyseniz, iyi bir dürüst, namuslu bir ustaysanız, gerçekten güzel çalışırsanız iyi ekmek yenilebilecek bir iş.
Ve insanın da kendisini tabii geliştirmesi gerekiyor. Çeşitli sertifikalarla bu elektrikli motorları da öğrenebilirsiniz. İşte tren sistemlerini, vites sistemlerini tanırsanız gittikçe işlerinize daha artar. Bu çocuk bisikleti, tabir ettiğimiz bisikletlere tabii ki arızalarını gidermesi daha kolay, daha basitçe oluyor. Onlardan zaten çok bir beklenti de olmadığı için parça kalitesi olarak olabileceği bir yer var. Onu yapıp veriyorsunuz. Ama birçok insanda artık erişkin insanda, emekliler de iyi bisikletler kullanıyorlar. Ve tabii ki iyi teknisyenleri de, iyi teknik hizmeti de hak ediyorlar. Hem öz bisiklet hem de Ganos bisikletin olmasından dolayı bu konuda çok şanslıyım. Yorumlarda çoğu arkadaş aslında sorun yaşadığı zaman kimle muhatap olacağını bilemiyor. Benim öyle bir sıkıntım yok. Zaten bisikletçi arkadaşlar aynı zamanda bisiklet tamirciliği de yapıyorlar. Onun için bisikleti iyi tanıyan insanlar öyle sizin sorunlarınızı küçümsemiyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çözmedikleri de ellerinden gelmeyen de şey maşallah yok, çok iyiler. Her ilde böyle imkanlar olmayabilir. Onun için bu teknik servis ağının yaygınlaştırılması lazım. Böyle bir de arkadaşlar elektrikli bisiklet satan küçük firmalar var. Sadece distribütörlüğünü yapıyorlar. Bunların da malı sattıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ne gibi çözümler üretebileceklerini aslında müşteriye anlatmaları lazım. Sırf olay ürünü süsleyip ambalajlayıp satmak değil. Bu kişi bataryada bir sorun yaşarsa ne yapacak? Nereye gönderecek? Motorda bir sorun yaşarsa nereye gönderecek? Bunları hep açıklamanız, işte ne kadardır servis süresi, bunları söylemeniz gerekir. Onun için insanlara ben genelde elektrikli bisiklet alırken görüşerek almalarını, konuşarak tereddütlerini gidererek almalarını, dönüşüm kitleri açısından da öyle söylüyorum. Bayki'de arkadaşlar herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman Bayki'nin yeri Beyoğlu'nda, oraya ücretsiz bir kargo kodu veriyorlar size. Büyük bir kargo firmasıyla gönderiyorsunuz. Onlar da tamir ettikten sonra size gönderiyorlar. Birkaç elektrikli dönüşüm firmasında da bu böyle işliyor zaten. Ama dediğim gibi diğer bütün firmaları da ben bilmiyorum. Onlardan alışveriş yapacağınız zaman da onları da sorgulamanızı öneriyorum. İşte yaklaşık 28 kilometredir bisiklet sürüyorum. İşte iki ışık hala yanıyor. Demek ki bir %50 falan garanti var bataryada. %50 belki de. Ne bileyim yani %50 olduğuna inanamıyorum ama %50'den çok bile olabilir bataryada. 28 kilometre oldu. Dediğim gibi aslında işte biz kendi menzilimizi ölçüyoruz. Tırmanışlarda özellikle Bayki ile çıktım. İnişlerde zaten pedal çevirmenize bile gerek kalmıyor. Düz yollarda kendi gücümle gidiyorum. Bu el gazı destekli olması, yani pedal asistan sensörü olmaması aslında bir dezavantaj gibi durmakla beraber sizin elektrikli bisikletin elektriğini az kullanmanıza da gerçekten sebep oluyor. Siz unutuyorsunuz çünkü. Yani bisikletinizin elektrikli olduğunu bile unutuyorsunuz bazen. Zorlandığınız zaman el gazına basayım diyorsunuz. Diğerinin de tabii ki pedal asistan seviyesini düşürebilirsiniz. Birinci, ikinci seviyede tutarsınız. Örneğin 14 km hızın üzerine çıktığınız zaman devre dışı kalır ama ara ara da devreye girer. Bu hiç devreye girmiyor. Bakın çoğu yolu aslında kendiniz sürüyorsunuz. Bakalım biz bugün bu turda bataryayı bitirecek miyiz? Kameranın kapalı olduğu arada oğlumu aradım. Bana şortumu getirmesini söyledim. Çok terledim çünkü. Şortu getirecek, orada kabinlerde hemen değiştirip denize atlayacağım. En azından serinlemeyi öyle gerçekleştireceğim. Kafamdan buhar çıkacak neredeyse. Dilim damağıma yapıştı. Ama işte görüyorsunuz bir Bayki elektrikli dönüşüm kitine sahip olarak Ali abiden daha konforlu bir hayata da sahip olmuş olabilirsiniz. Biliyorsunuz ben aslında Ali Koç'u çok seviyorum, kıymetli Ali abimizi. Ona da hep takılıyorum.
sağ olsun bir günde işte arayıp da kardeşim benim adımı ağzıma alma, benden rating yapmaya çalışma falan gibi bir şey demedi sağ olsun. Dinamo Kiev maçında da kupadan elenmemize gerçekten çok üzüldüm. Orada Fenerbahçe taraftarlarını temsil etmeyen bir azınlığın biraz da karşı tarafın kışkırtması neticesinde yaptığı tezahüratlar var. Orada Fenerbahçe'nin üzerine çok geldi de Ali abi çok dik durdu gerçekten. O duruşu da hoşuma gitti. Tabii güçlü adam hani sözünü de esirgemiyor kimseden. Oradan yani Fenerbahçe'ye bir şey çıkmasını hiç istemem. Fenerbahçe'yi mahkum edilmesini hiç istemem. Fenerbahçe zaten çeşitli sıkıntılar çekmiş. Bir duruşu olan bir kulüp. Ama tabii ki o maçından da eğlenmesi. Ya işte bizim futbolcular da bilmiyorum. Yani maçın önemini anlayamıyorlar. İşte bir Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın önemini, Fenerbahçeliliği nedense anlayamıyorlar. Yani ben Kadıköy'de büyümüş bir Trabzonsporluyum. Fenerbahçe'ye de öyle bir nefretim yok. Sempatim de var. Yani o ruhu nedense bu adamlar hissedemiyorlar ya. Ben o gün maç çıkışında Fenerbahçelilerin yüzünü gördüm arkadaşlar. Kadıköy'deydim o gece. Bizim mahallede, sokakta insanlar çok mutsuzdu hakikaten ya. Diyeceksiniz ki ulan tek derdi futbol mu bu ülkenin, ama ya insanlar büyük bir umutla gitmişler. Yani başlarına gelene bakın. Geçen hafta çarşamba oldu bu maç. Hakikaten üzücüydü. İşte Ali abiye de diyorum, böyle stresli günler yaşıyorsun. Sen de bir elektrikli dönüşüm kitiyle bisikletini elektrikliye çevirebilirsin. Hatta sen de yani miktar önemli değil, direkt kaliteli bir elektrikli bisiklet de alabilirsin. Piyasadakilerin en iyilerini de alabilirsin. Beraber de senle bu çevre için mikro mobilitenin önemi hakkında bir video çekersem gerçekten çok mutlu olurum. Buradan da sana sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Bu yıl inşallah senin beklediğin gibi geçer Ali abi. 31. kilometredeyim. İki tane diş hala yanıyor. Artık yani bataryayı bitirmek için sadece el gazına basıyorum. Düz yolda gidiyorum arkadaşlar. Şu an 25 kilometre hızla, sabit hızla ilerliyorum. Düz yol zaten. 25'e kadar destek veriyor. Evet, görüyorsunuz sizler de. Şu an tam 25 kilometrede destek veriyor. Çevirsem de daha desteği kesmedi bakın. Şimdi kesti. Ne zaman 27'yi çıktı, desteği kesti hakikaten. Onu görmüş olduk hep beraber. Diyorum ya size, bu biraz benimkisi fazla veriyor. Bana mı denk geldi bilmiyorum ki, yanlış ölçüm mü var ama böyle bir şey. Zaten arkadaşlar bu hız sınırı olmasa var ya, şöyle 32 falan olsa veya, o kadar güzel olacak ki, o kadar tatlı olacak ki 32 olsa. Ama yasalı sınırı 25 olduğu için burada sınırlandırıyorlar. Çünkü insan kendi gücüyle de böyle 28'lere falan dayanabiliyor, 29'lara. Oralarda bir destek olsa o hızla böyle tutunmayı sağlar. Hakikaten açık yollarda da, belki bu tip yollarda değil de daha açık yollarda, yaya olmayan, taşıt olmayan yollarda da böyle 30 kilometre ortalamalar tam bu bisikletin kıvamı. Bunu bilenler biliyor zaten. Daha hızlısını da aramamak lazım işin açıkçası. İnce teker, frenleri hani böyle çok motosiklet freni gibi değil. Değil mi? Kadrosu uygun değil o hızlara. Zinciri minciri. Kayarsınız, bir şey olur. Yani ben size söyleyeyim arkadaşlar, ben yere 32 kilometre hızla yapıştım. Üst çenemde bir yerler kırıldı. Korktuk beyin kanaması geçireceğim diye. Üstüm başım hep böyle yırtıldı. Yara bere içerisinde kaldım yüzüm. Yamuldum yani. 32 ile çarptım alt tarafı yere. Yarış bisikletiyle önüme çıkan bir köpeğe çarpıp
uçmuştuk. Köpeğin adı da garibim Osman'dı ya, onu da unutamıyoruz. O da o gün ipini koparmış, yola çıkmış. Şaşkın şaşkın yolun kenarında etrafı seyrediyormuş. Ben hiç görmedim onu çünkü orada hiç köpek olabilecek bir yer değildi. Adam ilk kez ipini kopartıp kaçmış ve başına benim gibi nöbetten çıkmış uykulu bir tip musallat oldu. Durmaya çalışmama rağmen çarptım ve uçtum. İşte en son ambulanstaydım. Siz bir de bunu 40 km hızlarla yaptığınızı düşünün. Çok aşırı bir hız. Ve arkadaşlar beton, asfalt çok sert. Lastiklerin üzerinde gittiğiniz için sanki böyle yumuşak sevecenmiş gibi geliyor. Düşünce pamuğun üzerine düşeceğiniz gibi sanmayın. Kaza yapanlar çok net bilir. Vücudunuzun ağırlığı da var mesela, değil mi? 80-90 kilo. Külçe gibi yapışıyorsunuz. 40'la giderseniz çok hızlı yapışırsınız. Vücudunuzda hiçbir koruyucu bir şey de yok bisikletçi olduğunuz için. Onun için ben hızlı gitmenizi önermem. Ya siz çarpmasanız başkasına çarpabilirsiniz. Bu da büyük kaza olabilir. Ya onun için girmemek lazım bu işlere. Başkasının sebep olmamak lazım. Evet, 34 kilometreye geldik. Daha bu gidecek gibi duruyor. İki tane ışığı var. Yani özellikle bu düz yolda arkadaşlar. Burası dediğim gibi 10 kilometrelik bir yol. Demek ki ben bunun işte 8 kilometresini falan daha gitsem fazla gene elektrik harcamayacağım. 42 olacak. Sonra ne bileyim Kuşadası'na sürsem falan. Belki oralardaki inçıklarda kullansam. Yani bu bana 60 kilometre kadar menzil sağlayacak. Yani burada hakikaten gideceğiniz yoldaki yokuş miktarı ve sizin pedal çevirmeye olan hevesiniz, isteğiniz menzili belirleyen asıl neden. Yani bu 5.2 küçük bir batarya kapasitesi diye düşünsek de gördüğünüz gibi bayağı bir çıkartıyor. Ha bir de mesela bunu arkadaşlar böyle sürekli düz yolda belki el gazıyla kullanmak isteyenler olabilir. O zaman da kısa sürede bu batarya bitecektir. Yani sırf el gazıyla giderseniz tabii ki bu kadar menzil göremezsiniz. Pedal desteğiyle böyle 30'ları 35'leri görebilirsiniz. Veya az el gazı kullanırsanız da 60'ları 70'leri bile görebileceğinizi düşünüyorum. Ben şortumu testime aldım. Artık biraz denize gireceğim. Menzil testini bundan dolayı arkadaşlar sonlandırıyorum. Strava'ya turun devamıyla ilgili Strava'dan bilgileri videonun altına yerleştireceğim. Saat şu an 6-6.30 gibi. Biraz gün bitmeden ben de keyfini çıkartayım. Sağ olun. Koca video çektik. Şunu göstermedim arkadaşlar, unuttum. Bakın, bataryayı çıkarmak için çekiniz diyor. Bunu çekerek bataryanızı çıkartıyorsunuz. Şimdi bataryayı elime alayım. Bakın batarya kolayca geliyor. Şu arkadan dolduruluyor şarj aletiyle. Şarj aleti ufak bir alet arkadaşlar. Hafif, yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Yani diğer bisikletlerin, elektrikli bisikletlerin şarj aletlerine göre oldukça ufak. Gördüğünüz gibi oturuyor. Bunu böyle işte okulda gün içinde doldurup tekrar dönüşte yolunuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sahil yolunda ve Milli Park'ta sizlerle bike'i test etmiş olduk. Kanalımda elektrikli bisikletlerle ilgili hem orijinal hem de dönüşüm kitleriyle ilgili birçok video mevcut. Onları da izleyip merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. Sağ olun videoyu izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha sonra da azmettim. Bunun bataryasını bitireceğim kaç kilometrede bitiyor diye. Bakın şu an 3 ışıkta söndü. Yanmıyor. 45. kilometrede bitti arkadaşlar. 43. kilometrede kırmızı ışık yandı. 2 kilometre daha gittim ve batarya bitti. Neydi bu yolculuk? İşte düz yolda el gazına basarak pedalla çevirerek bitirmek amaçlı kullandım. Yani aslında ben o düz yollarda kendim de sürebilirdim ama bir göreyim ne kadar gidiyor diye. 45 kilometrede bitirmiş olduk. Şimdi bataryamız yaklaşık dediğim gibi 180 wattlı. Bu motor da 350 watt'a kadar çekebiliyor. Mesela dik bir yokuşta
kaç kilometre gidebilirim böyle aralıksız diye hesap ederseniz, hep 350 watt yakacağınızı düşünürseniz 350 wattın işte 180'ini ne kadar da yakabilir? Yarım saatte yakabilir. Yarım saat bir yokuşta kaç kilometre alabilirsiniz? Diyelim ki en hızlı hızınızda, yani 25 ile çıkabildiniz. 12,5 kilometre çıktınız. Veya daha yavaş çıkarsanız tabii 18 kilometre veya 6 kilometre çıkıyor olabilirsiniz. Yani 350 wattın hepsini harcarsanız kısa sürede bitecektir. Ama böyle az az harcarsanız, arada bir el gazına basarsanız ve rotanız hep çıkışlı değilse, in çıklı bir rotaysa, bu menzil sizi işte biraz da sizin tayin edebileceğiniz ölçüde götürecektir. Hepinize tekrardan videomu seyrettiğiniz için teşekkür edip iyi geceler diliyorum.